Aşağıdaki çokluklardan hangisi ters orantılıdır? A. Bir ustanın çalıştığı saat süresi ile boyadığı alan miktarı. B. Bir ustanın boyama hızı ile boyadığı alan miktarı. C. Bir ustanın boyadığı alan miktarı ile kullandığı boya. D. Boya yapan usta sayısı ile işi bitirme süresi. Bir çokluğun ters orantılı olması için çokluklardan biri artarken diğerinin azalması veya biri azalırken diğerinin artması gerekir. Tek tek şıkları incelediğimizde bir ustanın çalıştığı saat süresi arttığında boyadığı alan da artacağından A şıkkı doğru orantılıdır. Bir ustanın boyama hızı ile boyadığı alan miktarı. Eğer ustanın boyama hızı artarsa boyadığı alan miktarı da artar. O yüzden B şıkkı da doğru orantılıdır. C. Bir ustanın boyadığı alan miktarı ile kullandığı boya. Boyadığı alan miktarı arttığında kullandığı boya da artacağı için C şıkkı da doğru orantılıdır. D şıkkı boyayı yapan usta sayısı ile işi bitirme süresi. Boya yapan usta sayısı arttığı zaman işi bitirme süresi azalacağından D şıkkı ters orantılıdır. A ve B ters orantılı iki çokluk ve orantı sabiti 120 olduğuna göre AB ikilisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz nasıl ki doğru orantıyı A bölü B şeklinde gösteriyorsak, ters orantıyı ise A çarpı B şeklinde gösteririz. A çarpı B 120 gibi bir orantı sabitine sahipmiş. Demek ki A sayımızla B sayımızın çarpımı 120 olacak. Şimdi şıkları incelediğimizde A 3, B 15 iken 3 çarpı 15 45 edecektir. O halde cevabımız A değil. B şıkkı A 4, B 20 iken 4 çarpı 20 80 edecektir. O halde cevabımız B şıkkı da değil. A 5, B 12 iken cevabımız 60 edecektir. O yüzden doğru cevap C de değil. Ancak 8 çarpı 15 120 edeceğinden A ile B ters orantılı çokluklar olup orantı sabiti K'dır. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A ile B ters orantılı olduğuna göre A çarpı B şeklinde yazarız. Orantı sabiti de K'dır. A sayısını bize soruyor. A'yı eşitliğin bu tarafında yalnız bıraktığımız zaman çarpma işlemi olduğu için B K'nın altına bölme olarak gider. K bölü B şeklinde yazılabilir. A ve B ters orantılı çokluklardır. A 6 iken B 32 olduğuna göre A 8 iken B kaçtır? Ters orantılı çokluklar olduğuna göre biz A ve B'yi 6 çarpı 32 şeklinde yazabiliriz. 6 çarpı 32 eşittir 192 bizim orantı sabitimizdir. A 8 iken B kaçtır sorusunun cevabı ise 8 çarpı B. Yine orantı sabitimiz 192 olduğu için 192'yi eşitleriz. Her iki tarafı 8'e böldüğümüz zaman B'nin sonucunu buluruz. B buradan 24 çıkacaktır. O halde şöyle toparladığımızda A 8 iken B 24'tür diyebiliriz. Doğru cevap. Yukarıdaki tabloda x ve y ters orantılı olduğuna göre a artı b kaçtır? Ters orantılıysa çarpma şeklinde yazarım. 6 çarpı 12 eşittir 9 çarpı a'dan. Sadeleştirme yaparım. 9'u 3 ile sadeleştiririm 3. 12'yi 3 ile sadeleştiririm 4. 3'ü 3 ile sadeleştiririm 1. 6'yı 3 ile sadeleştiririm 2. 2 kere 4, 8. O halde a 8'dir. B'yi bulmak için de 12 çarpı 6 eşittir 18 çarpı B yazarım. 18'i 6 ile sadeleştiririm 3. 6'yı 6 ile sadeleştiririm 1. 3'ü 3 ile sadeleştiririm 1. 12'yi 3 ile sadeleştiririm 4. O halde B'de 4 çarpı 1'den 4 çıkar.
bize A artı B'yi soruyor. 8 artı 4'ten doğru cevabım 12 çıkacaktır. A ile B artı 3 birbiri ile ters orantılıdır. A 18 iken B 7'dir. Buna göre A 15 iken B kaçtır? A ile B artı 3 birbiri ile ters orantılıysa A çarpı B artı 3 şeklinde yazabilirim. Şimdi bu aşamadan sonra bir orantı sabiti bulmam gerekecek. Bunun için gerekli bilgileri bize vermiş. A 18 iken A'nın yerine 18 koyuyorum. B 7'dir. O halde B'nin yerine de 7 koyduğum zaman orantı sabitini bulabilirim. 18 çarpı 7 artı 3'ten 7 artı 3 10 eder. 18 çarpı 10'dan orantı sabitim 180 olur. Orantı sabitimiz 180. Buna göre A 15 iken B kaçtır? A'nın yerine 15'i koyuyorum. B artı 3 eşittir 180 orantı sabitine eşit olmak zorunda. Çarpım halinde olduğu için her iki tarafı 15'e bölerim. 15 ile 15 sadeleşir. 180 ile 15'i sadeleştirdiğim zaman 12 çıkacaktır. O halde B artı 3 eşittir 12. B'yi burada yalnız bırakıyorum. Artı 3'ü eksi 3 şeklinde attığım zaman 12 eksi 3'ten B 9 çıkacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı. Türkiye Çeli Olmasın kampanyası kapsamında Yarış Ortaokulu'ndan iki sınıf fidan dikme etkinliği yapmışlardır. Yukarıda kroküsü verilen dikdörtgen biçimindeki alanın mavi bölgesini 18 öğrenci 10 saatte ağaçlandırmıştır. Aynı hızla çalışan ikinci sınıfın öğrencileri pembe bölgeyi 20 saatte ağaçlandırmıştır. Buna göre ikinci sınıf kaç öğrenciden oluşmaktadır? Öncelikle pembe bölgenin alanını bulalım. 10 metre pembe bölgenin şu kısmı, burası 10'sa burası da 10'dur. O halde şu kısım 100 metrekaredir. Buranın tamamı 30 metrekare ise buraya 20 metrekare kalır. Burası da 40 metrekaredir. O halde 20 çarpı 40'dan şu alan 800 metrekare olacaktır. Pembe alan 800 artı 100 metrekare 900 metrekaredir. Mavi alan ise 30 çarpı 10'dan 300 metrekaredir. Şimdi 300 metrekarelik alanı 18 öğrenci 10 saatte ağaçlandırıyorsa 900 metrekarelik alanı kaç öğrenci 20 saatte ağaçlandırır? Buradan işlemi çözdükten sonra x'in değerini bulacağız. Sıfırları gönderiyorum. 3 ile 9'u sadeleştiriyorum. Burada 3 kalır, burada 1 kalır. 2 ile de 18'i sadeleştiriyorum. Burada 9 kalır. İşlemin son durumu 1 bölü 3 eşittir 9 bölü x şeklindedir. X'i bulmak için de içler dışlar çarpımı yaparım. X buradan 9 kere 3, 27 çıkar. O halde pembe alanı 27 öğrenci 20 saatte ağaçlandıracaktır. Doğru cevabımız B şıkkı. Yaşları 3, 5 ve 8 olan 3 kardeş 158 TL'yi yaşları ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar. Buna göre küçük kardeş kaç TL alır? Ters orantılı olarak paylaştıklarına göre K bölü 3 artı K bölü 5 artı K bölü 8 şeklinde yazarız. Bu 3 kardeş toplamda 158 TL'yi paylaşıyorlarmış. Paydalarını eşitlediğimiz zaman 3, 5 ve 8 120'de eşitlenir. O halde bunu 40 ile, bunu 24 ile, bunu da 15 ile eşitlerim. 40K bölü 120 artı 24K bölü 120 artı 15K bölü 120
eşittir 158 eder. Toplamda 40K, 24K, 15K, 67K bölü 120'dir. O da 158'e eşittir. K'yı bulmak için 67K eşittir 158 çarpı 120'den her iki tarafı 67'ye bölerim. 67'ler gider. 158 ile 67'yi sadeleştirdiğimde 2 kalır. K buradan 2 çarpı 120'den 240 eder. Şimdi K sabitimiz 240 ise küçük kardeş kaç TL alır diyor. Küçük kardeş yaşı 3 olan kardeştir ve yaşı ile ters orantılı olduğuna göre 240 bölü 3'ten 80 TL alır diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Bir işçi bir işi 16 saatte tamamlayabiliyor. Bu işçi işin yarısını tamamladıktan sonra yanına 3 işçi daha gelirse tüm iş kaç saatte tamamlanmış olur? Bir işçi bir işi 16 saatte yapabiliyorsa 8 saatte işin yarısını yapmış olur. Bu işçinin yanına 3 işçi daha gelirse toplam 4 işçi eder. O halde bir işçi bir işi 16 saatte yapıyorsa 4 işçi kaç saatte yapar? Hemen 1 çarpı 16 eşittir 4 çarpı x diyorum. O zaman 4 işçi her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 4 işçi bu işin tamamını 4 saatte yapar. Yarısını 2 saatte yapar. O zaman bir işçi 8 saatte yarısını yapıyorsa artı 4 işçi de 2 saatte yarısını yapıyorsa toplamda 10 saatte. Nitelikteki 6 usta bir binayı 12 günde boyayabilmektedir. Binayı 4 gün daha kısa sürede boyayabilmek için usta sayısı hangi oranda artırılmalıdır? Aynı nitelikteki 6 usta bir binayı 12 günde boyayabiliyorsa 4 gün daha kısa sürede yani 8 günde boyayabilmesi için kaç ustaya daha ihtiyaç vardır? Süre sayısı azaltıldığı için usta sayısı artacağından bu bir ters orantıdır. O yüzden işlemimiz şu şekilde olacaktır. 6 çarpı 12 eşittir 8 çarpı x. Her iki tarafı 8'e böldüğüm zaman x buradan 9 çıkacaktır. Yani benim 9 ustaya ihtiyacım vardır. Ancak bu artış hangi oranda olacaktır? 6 ustaya 6'nın yüzde kaçı oranında usta eklersem 9 olur. Buradan da 6'yı bu tarafa attığım zaman 6x bölü 100 eşittir 3 çıkar. 6x eşittir 3 çarpı 100'den 6x eşittir 300. X buradan 50. Yani yarı yarıya arttırmış olmamız gerekiyor usta sayısını. Yarı yarıya artış da 1 bölü 2'dir. Yani doğru cevabımız. A sayısı B ile doğru, C ile ters orantılıdır. A 4, B 3 ve C 5'tir. Buna göre A 5, C 8 iken B kaçtır? A sayısı B ile doğru orantılıysa A bölü B şeklinde yazarım. C ile ters orantılıysa çarpı C şeklinde yazarım. Bize verdikleri değerlerle bir orantı sabiti bulurum. A 4, B 3 ve C 5'tir diyor. 4 kere 5 20, 20 bölü 3'tür bizim orantı sabitimiz. Buna göre diyor A 5, C 8 iken B kaçtır diyor.
Biz orantı sabitimizi 20 bölü 3 bulmuştuk. Bunu 20 bölü 3'e eşitleriz. Buradan işlemimizi yapıyoruz. 5 kere 8 40 bölü b 20 bölü 3'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımından 20 çarpı b eşittir 40 çarpı 3. Her iki tarafı 20'ye bölerim. 20'ler gider. B buradan 6 kalır. Doğru cevabımız. Aşağıdaki tablolardan hangisi ters orantılı iki çokluğa aittir? İki çokluğun ters orantılı olması için çokluklardan birinin artarken diğerinin azalması ya da birinin azalırken diğerinin artması gerekir. Şıklara baktığımızda da D şıkkında çokluklardan biri azalırken diğeri artar. Aşağıdaki tablolardan hangisinde A ve B ters orantılıdır? A ve B'nin ters orantılı olması için A çarpı B'nin K sabitine eşit olması gerekir. A şıkkında bakıyorum. A 3, B 5. 3 kere 5, 15. 5 kere 3, 15. 7 kere 1, 7. İlk iki değişken aynı sabite sahipken, üçüncü değişken aynı sabite sahip olmadığı için A şıkkı ters orantılı değildir. B şıkkına bakıyorum. 9 ile 15, 135. 6 çarpı 10, 60. 3 çarpı 5, 15. Aynı sabite sahip olmadıkları için B şıkkı da ters orantılı değildir. C şıkkına bakıyorum. 3 çarpı 5, 15. 7 çarpı 7, 49. 1 çarpı 3, 3. Aynı sabite sahip olmadıkları için C şıkkı da ters orantılı değil. Ama D şıkkında 12 çarpı 10, 120. 6 çarpı 20, 120, 3 çarpı 40, 120. Üçünün de K sabiti aynıdır. O yüzden doğru cevap D şıkkıdır. A artı 2 işçi bir işi 12 saatte, aynı işi 3A eksi 2 işçi 6 saatte bitirebiliyor. Buna göre A kaçtır? Saat sayısı düştüğüne göre işçi sayısı artıyor olmalı. Hemen orantımızı kuralım. A artı 2 işçi bir işi 12 saatte. Aynı işi 3A eksi 2 kişi 6 saatte bitirebiliyor. Bu ters orantı olduğu için bu şekilde çarpma işlemimizi yaparız. 12 çarpı A artı 2 eşittir 6 çarpı 3A eksi 2 şeklinde orantımızı kurarız. Hemen dağılma özelliğimizi kullanalım. 12A artı 24 eşittir 18A eksi 12. A'ları bir tarafa, yani bilinmeyenleri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa topluyorum. 24 artı 12 eşittir 18A eksi 12. 24, 12 daha 36 eder. 18A'dan 12A'yı çıkardığım zaman 6A eder. Her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman A'yı 6 bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B şıkkı.